Şehir hastaneleri gerçek anlamda bir talandır. Tekrar ediyorum, şehir hastaneleri gerçek anlamda bir talandır. Batı kurgusudur, Batı dayatmasıdır. Emperyalizmin AKP ile Türkiye'yi soyması projesinin adıdır. Ve bu salgında bir işe yaramadıklarını da gördük. Örneğin Ankara'da 6 hastane kapatıldı. Dünyanın en büyük hastanelerinden biri yapıldı. 3700 küsur yataklı. Eklemelerle şu anda belki 5000'e yakın yatağı var. Ve bütün korona üssü Ankara'nın adeta orası. Tıp fakültesi hastaneleri ve özel sınırlı yataklar dışında risk belli bir alanda toplanmış durumda. Gerçek anlamda yatak sayısında bir artış da sağlamadı. Sayın 17 hocam, müsaadenizle biraz güncele gelmek istiyorum, süreyi de dikkatli kullanmak adına. Şimdi Türk Tabipler Birliği dün bir rapor açıkladı. Bu raporda kusursuz fırtına tanımı vardı. Kusursuz fırtına hakikaten çok dikkat çekici bir durum. Ama akşam sarayda diyelim ki o kabine toplantısından sonra Erdoğan'ın yaptığı açıklamaya baktığımızda hiç bununla uyumlu olmadığını gördük. Erdoğan hem bir yandan durumun ciddi olduğunu belirtti ama bir yandan da ne anlattı ben anlamadım. Önlem alındı mı, alınıyor mu, alınacak mı? Nedir? Siz nasıl dün Erdoğan'ın konuşmasını, Cumhurbaşkanı'nın konuşmasını nasıl değerlendirdiniz? Yönetim, iktidar pandemi meselesinde bugün itibariyle hangi noktada? Sayın Aslan, bu sorunuz çok önemli. Acak az önce benim yarım kalan cümlem de çok önemli. Hoş görürseniz Elbette. tanımlamak zorundayım. Çünkü yaşadığımız bu doruk düzeydeki şiddetin analizini yapmaktaydım ve kök nedene gelmek üzereydim. Peki. Çok kısaca bitireyim. Çok kısaca o analizimi bitireyim. Kök neden Türk halkının, Türk insanının sağlık hakkının gasp edilmiş olmasındadır. Kamu sürekli bir biçimde küçülmekte, sağlık hizmetlerinde yükümlülüklerini, sorumluluklarını, kapasitesini daraltmakta, ancak özel sektöre yol açmaktadır. Bu da ancak parayla olabilmektedir. Var olan kamu sağlık hizmetleri şu anda Türk halkının gereksinimlerini karşılayabilmekten çok uzaktır. Dolayısıyla sağlık hizmeti alma gereksinimli insanlarla bu hizmeti verme yükümlüsü biz sağlık çalışanları arasında son derece elektrikli bir gerilim, bir tartışma, bir kırılganlık zemini doğmaktadır. Bu tablonun sorumlusu Türkiye'de izlenen sağlıklı özelleştirme politikalarıdır. Türk halkının şunu anlaması gerekiyor. Kamudaki sağlık personeli olağanüstü güçlüklerle, kısıtlılıklarla canları pahasına sağlık hizmeti vermeye çalışmaktadırlar. Eksiklerden, kusurlardan, kısıtlılıklardan sorumlu olan kendileri değildir. Bunlardan sorumlu olan doğrudan doğruya AKP iktidarının özelleştirmeci sağlık politikalarıdır. Bunu görmelerini rica ediyorum bütün halkımızdan, 83 milyon, 85 milyon insanımızdan yalvararak rica ediyorum. Bakınız, lütfen anlayınız. Biz sağlık çalışanları halkımızın dostuyuz. Biz sağlık çalışanları halkımızın müttefikiyiz. Siz de gelin bizim yanımıza, ittifak edelim, birlikte olalım. Bu iğrenç özelleştirmeci, sermayeci, vahşi kapitalist sağlık politikalarını reddedelim. Halktan yana sağlığı bir insanlık hakkı, temel insanlık hakkı kabul eden kamucu sağlık hizmetlerini kuralım. Bu sorunlar, bu çatışma alanları indirgenecektir. Diyeyim, hemen sorunuza döneyim. Gerçekten Sayın Aslan, siz beni de ifade ettiniz. Dün Sayın Erdoğan'ı dinlerken hiçbir şey anlamadım. Ne söyledi gerçekten? Bir şey söylemedi. Söylediği şu oldu. Pandemi kurulları ve yerel kurullar, il ve ilçe umumi sağlık kurulları gerektiğinde salgınla ilgili bir takım daha sıkı önlemleri alabilecekler dedi. Merkezi hükümet ne yapacak? Merkezi hükümet demek oluyor ki 60'lara aşan, yaklaşan 70'lere varan günlük ölümleri resmen açıklanan, gerçekte bunun birkaç katı olduğu artık su götürmez bir gerçek olan tabloyu içine sindiriyor ve bu şekilde devam etmeye razı oluyor. Bu bir başka dehşet. Dün Keçiören Hastanesi'nde yaşadığımız sağlık çalışanlara dönük tarihe geçecek, insanlık tarihine yüz kızartıcı bir sahip olarak geçecek tablo kadar ağır bir vahşet tablosu. Sorumsuz, ilgisiz,
kendi haline bırakmış ve çok endişe ediyorum. Erdoğan salgının geldiği boyutu acaba kavrayamıyor mu? Kendisine gerektiği gibi anlatılamıyor mu? Bakın bir fırtınanın içindeyiz. Kusursuz fırtına vesaire artık insanların çaresizlikten üretmek zorunda kaldıkları etkili kavramlar, sözcükler. Bir fırtınanın içindeyiz. Fırtına dün rüzgardı, bugün fırtına oldu. Yarın kasırga olacak. Yarın dediğimiz önümüzdeki haftalardır, önümüzdeki aylardır. Göz göre göre kasırga, tsunami Önümüz kışın. geliyor.